Zor şartlar içinde de olsak her zaman istersek bir şeyleri başarabiliyoruz. Ben iki kadın girişimcinin kurduğu bir sosyal medya ajansında sosyal medya direktörü olarak çalışıyorum ve Bin Yaprak'a destek olmak için buradayım. Kadın erkek eşitliği konusunda maalesef şanssız bir ülkede yaşıyoruz. Aslında belki de şanssız bir dünyada yaşıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu, UNESCO ve OECD'nin 2015 yılında yayınladığı bir rapor var ve bu rapora göre Türkiye 145 ülke arasında kadın erkek eşitliği anlamında 130. sırada ve rapor şunu söylüyor: eğer mevcut durum bu şekilde devam ederse kadın erkek eşitliğinin gerçekleşebileceği en erken yıl 2133 ve sanıyorum ki hiçbirimizin bu kadar bekleyecek tahammülü yok. Durum vahim, her gün her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal medya tarafında her gün bir kadının adını önüne hashtag ekleyerek ona yapılanları kınıyoruz ama baktığımızda gerçek hayatta çok da bir şey değişmiyor. Durum bu kadar vahim görünmesine rağmen bize ilham verecek olumlu örneklerin de var olduğunu görüyoruz ve bu örneklerden ikisinden bahsetmek istiyorum. Virginia Woolf, kadınlara verilen sosyal hakların çok az olduğu bir dönemde yaşadı. Öncelikle eğitim hakkından mahrum kalmıştı ama daha sonra kendini geliştirerek dünya çapında ünlü bir yazar oldu ve onun hikayesi sadece yazarlara ya da sadece kadınlara değil bütün dünyaya ilham oldu, cesaret verdi. Bizim edebiyatımızda Leyla Erbil PEN Türkiye tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi ve eserlerinde yaptıklarıyla kadınlara cesaret ve ilham verdi. Yakın zamanda kaybettiğimiz Leyla Erbil bu anlamda sadece edebiyatçılara ya da yazarlara değil, bütün kadınlara örnek teşkil edebilecek bir isim. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi'nde işletme bölümünden mezun oldum. Sonrasında Nantes Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptım. Kariyerimin 2-3 yılında SAP'de veri tabanı pazarlama yöneticisi olarak çalıştım. Daha sonra Renault'da proje sorumlusu olarak görev aldım. Ve en sonda şu an çalıştığım NBSA Sosyal Medya Ajansı'nda sosyal medya direktörü olarak devam ediyorum. Geçmişe dönüp baktığımda aslında karar anlarımda ya da ne yapmaya karar vereceğimi düşündüğüm anlarda bana ilham olan insanlar genelde bana yakın çalışan yöneticilerim ve etrafımda uzun yıllardır görüştüğüm insanlar. Çünkü kariyeriniz için karar almakta gerçekten birinin sizi yönlendirmesi sizin kendi kendinize bir şeyleri keşfetmenizden çok daha etkili oluyor. Tekrar 20 yaşına dönsem neyi farklı yapardım? Aslında hiçbir şeyi farklı yapmazdım 20 yaşındaki halimden. Çünkü 20 yaşında ne istiyorsam onu yaptım. Ve bir anlamda düşünce tarzım da buydu. Ne istiyorsan onu yap. İlham aldığım kişilere bakınca bu isimlerin edebiyat ve sinema dünyasından olduğunu görüyorum. Çünkü çalışma dışında benim ilgi alanım sinema ve edebiyat. Bunun üzerine yazılar yazıyorum ve okumalar yapıyorum. Zaten verdiğim iki örnek isim Virginia Woolf ve Leyla Erbil de benim ilham kaynaklarımdandı. Onların hayatına ve yazdıklarına baktığımda şunu görüyorum. Zor şartlar içinde de olsak her zaman istersek bir şeyleri başarabiliyoruz. Ve onlardan hareketle şöyle düşünüyorum. Ben sadece kadınların ve erkeklerin kağıt üzerinde eşit haklara sahip olduğu değil, gerçekten eşit olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum. Onların hikayelerinden ilham alacağımız çok fazla nokta var. Ve onlara baktığımda şunu görüyorum. Eğer o yaparsa sen de yaparsın. Yeter ki ilham al, iste ve başarılı olmak için bir adım at. Doğaçlama takılacağım çünkü aklıma hiç şey gelmiyor. Aslında sinemadan da bahsedecektim ama aşırı uzun oluyordu. Yani sinemada kadınlara sadece belli roller verilmesinden, işte
ilk en iyi yönetmen ödülünü bir kadın sizce kaç yılında almıştır? 2010.